belalı baldırız. Tatlı da olsa arada dirdir eder hep başımda. Belalıdır bizim baldırız. Belalı baldırız. Şöhret para kalmış aklı orada. Moda makyaj sinema baldız kalmış orada. Hadi geliyor. Bir, iki, üç. Ay vallahi söyleyemiyorum ateşi kaç çünkü derece sadece 42'ye kadar gösteriyor. Ah yandım. Ay ne oldu Timuçin? Elim teyzenin yanağına değdi. Ay bizi de anında unutmuşsun tutuşacak şimdi. Ay ne oldu? Ay bir dakika anne dur doktoru duyamıyorum. Nasıl doktor bey? Aa. Tedavi için imkanlar yetersiz. İstanbul'a gitmesi mi gerekiyor? Aa ne tesadüf. Tam da annemle babam İstanbul'a gitmeye hazırlanıyorlardı. Enişte ne yapıyorsun? Üşüyorum. Arzu, bu İstanbul seyahati benim Dilek'e doğum günü hediyem. İki gün ikimiz baş başa kalmak istiyoruz. Bu yüzden de sen gelemezsin. Ama iyi be. Allah Allah. Sanki ben de size yalvaracaktım. İyi. Abla ne olur. Ne olur abla ne olur benden. Aşkım. Arzu ne dedim ben? Böyle yalvarıp yakarıp duygu sömürüsü yapma. İstanbul'a gelme şansın hiç yok. Hiç. Hiç bakma öyle. Dünyada sığamazsın o bavulun içine. Ay abla aşk olsun yani. Ben bavulun rengine bakıyordum. Allah Allah. Nasıl anladı? İçine mi doğdu ne? Belalı baldız, ah belalı baldız, bizim belalı baldız. Anlaştık değil mi? Tamam. Her şey tembihlediğim gibi olacak. Biz yokken hepiniz bir diğerinizden sorumlusunuz. Aslı, sen biz yokken teyzenden sorumlusun. Yeşim, sen teyzenden sorumlusun. Timuçin, sen teyzenden sorumlusun. Abla, mutfağı bana emanet ettin ama kibriti bulamıyorum. Allah Allah, orada bir yerde olacaktı. Şşş, bırakın arasın. Eğer bulamazsa gidip bakkaldan almaya kalkabilir. Hiç önemli değil, ben bakkalı da tembihledim. Neyse, her şey anlaşıldı değil mi? Faruk, hadi geç kalıyoruz. Geldim. Ya gözlüğü bulamadım. Hadi çocuklar, siz şu valizleri otomobile götürün. Biz de biraz sonra geliyoruz. Hah, oradaymış. Tamam, ben iş bölümü yapıyorum. Şimdi Aslı, sen büyük kardeşsin, büyük bavulu sen taşıyorsun. Timuçin, sen de küçük kardeşsin, küçük bavulu da sen taşıyorsun. Ben de ortanca kardeş olmanın dezavantajıyla kalan diğer hepsini ben taşıyorum. Çek bakalım cezanı. Of. Hadi koş Timuçin, koş. Of of. Yeşimin zekasıyla Aslı'nın gücü bende olsaydı dünyayı yıkardım. Hadi Faruk. Faruk bak sana ne soracağım. Ne? Gel bak şu kapıdan dışarı bak. Bu güneş ışığının arabamıza vurup yansırken arabanın üzerinde bıraktığı hareleri görüyor musun? Ne güneşi direk? Saat akşamın 9'u. Ha ay söylesene Faruk çıkarayım o zaman şu güneş gözlüklerimi. Aa, ben güneş gözlüğü takmamışım. Ay tabii canım niye takayım akşam vakti? Deli miyim değil mi? Sen benim gözlüklerime taktın. Ama yakışmamış mı? Onu söylesen. Onu karşıdaki tırı görüp de Dilek bak ateş böceğini gördün mü dediğinde söyleyeceğim Farukcığım. Dilekciğim bak nasıl yarın sabah İstanbul'da olacağız ve o gün de güneş açmış olacak. İki günümüz var. Böyle gözlüğü tak çıkar tak çıkar. Vakit geçirmek istemiyorum anladın mı? Arzu biz yokken iki gün idare edebileceksin değil mi evi? Tabii tabii. Siz gidin beni hiç düşünmeyin. Zaten biz seni değil, çocukları ve evi düşünüyoruz. Yok. Gidin eğlenin. Ben evde yapacak bir şeyler bulurum. Aferin sana canım benim sağ ol. Hadi Dilek. Tek başıma.
Oldu, ne oldu? Hiçbir şey olmadı abla. Siz gidin. Ama Arzucuğum, yalnız değilsin ki, çocuklar var. Hayır, onların da kendi işleri güçleri vardır. Ben kendi yalnızlığımla onları boğmak istemiyorum. Zaten ben evde yapacak bir şeyler bulurum. Televizyon seyrederim. Gazete okurum. Camları silerim. Hadi. Gözyaşlarımı silerim. Ay Faruk. Ya nasıl bırakacağız biz bu kızı bu halde? İşte böyle dımdızlak. Yapma ne olursun bak. Sen böyle ağladıkça benim şöyle içim bir fena oluyor vallahi. Yok ablacığım, ben ağlamıyorum ki. Hiç ağlamıyorum. Bak gözlerimin etrafı kupkuru. Çabuk bak, yoksa birazdan ağlayacağım. Faruk. Vallahi hiç içim rahat etmedi. Arzu'yu da alsak yanımıza, izin versen. Ya bak Dilekciğim, eğer yanılıyorsam beni düzelt, olur mu? Biz tatile gidiyoruz. İnsan tatile niye gider? Dertlerinden, sıkıntılarından kurtulmak için gider. Öyle değil mi? Evet. Peki o zaman Arzu eğer bizim yanımızda olursa bunun neresi tatil? Hadi yürü. Dur bir ne olur. Bir bari gönlünü alayım, dur. Arzucuğum. Güzel kardeşim, şimdi ben de tabii çok isterim sen bizimle İstanbul'a gel de. Aslında şöyle bir düşünürsen, yani İstanbul'un da neresi cazip Allah aşkına? Ama neymiş efendim, dünyanın en güzel şehriymiş de, yok kültür başkentiymiş de dünyanın. Bak, o tarihi, turistik, o şahane mekanlar var ya, Topkapı Sarayları falan, onları bir çıkart. Cağan'ın Boğazı da çıkart. Ha, yemekleri güzel, onu da çıkart. Bir de o hareketli gece hayatını çıkart. Geriye ne kaldı? Sıkıcı, bomboş bir şehir. Tamam, aldın gönlünü. Hadi gidiyoruz. Faruk, dur. Hayır, duramam Dilek, duramam. Hele bir hayırlısıyla arabaya binerim. Böyle yolda giderken düşünürüz Arzu'yu yanımıza alıp almayacağımızı. Enişte! Ya, Arzu! Lütfen duygu sömürüsü yapma Arzu. Enişte, beni çok yanlış tanımışsın. Hayır yani siz madem gidiyorsunuz, hani beni de götürmüyorsunuz. Ben sadece bir şey söyleyecektim. Tamam, söyle. Lütfen! Faruk, görüyorsun Arzu'nun halini. Ya hayır. Yani cevabın hayır mı Faruk? Evet. Ama sen de bir karar ver Faruk. Evet, sen karar verene kadar ben de gidip bavullarımı toplayayım. Ya hayır, hiçbir yere gitmiyorsun. Dilek, şimdi bak beni dinle. Sen şimdi dön, arabaya gir. Emniyet kemerini öyle sıkı tak ki bir daha da çıkama, olur mu? Hadi. Faruk! Şimdi gelelim sana. Siz bana gelmeyin, ben sizinle geleyim. Bak, Arzu. Yani bugüne kadar seninle aylardır yaşıyorum. Kafamın etini didik ettin her gün. Ve ben buna sabır gösterdim. Gıkımı bile çıkarmadım. Ama şimdi sadece iki gün senin yüzünü görmek istemiyorum. Anladın mı? Ama iyi be. Giderseniz gidin. Sanki ben de çok sizinle gelmek istiyordum. Kötü kabusunu görüyordum. Teyzem yaptığı kurabiyeleri yedirmeye çalışıyordu bana. İnanırım. Teyzem yaptığı kurabiyelerden bir paket de komşuya götürmüştü ya. Açmadan karakoldan bomba imha ekibi çağırmışlar. Ay! Yani koskoca markette bir tane kibrit yok. Diyorum ki tatlım, arkanda girafta var. Hayır canım, o vitrindeymiş, onu veremezmiş. Söyleyin bakalım, hanginiz kurabiye istiyor? Yeşim. Demek o kadar beğendiniz ha. Durun bakalım, hepinize yetecek kadar var mı? Allah'ım, kabusumun aynısı. Uyandır beni Yeşim, uyandır. Of ya, şu bizim geveze Selim var ya, okuldan eve kadar onunla yürüyeyim dedim.
Çocuk konuş konuş susmak bilmedi ya. Ay ben de her onu gördüğümde kaçacak yer arıyorum. Evet Timoçin, tam zamanında geldin. Kaç kurabiye istersin? Selim bir şey anlatıyordun. Evet. Selim bizi demetti. Ha tatlım. Ha merhaba. Yok ben gelemiyorum İstanbul'a. Gattar eniştem götürmedi. Ama ben bir özgeçmiş yazdım o yönetmene, onu göndereceğim. Sen onu verirken şey de, gelememiş, ablası kuş gribi olmuş de. Tamam tatlım, tamam hadi öpüyorum. Çok güzel. Teyze, tamam şansını artırmak için biraz özgeçmişini ekleme yapıyorsun ama... Sen Türkan Şoray'la hangi filmde oynadın? Tatlım, Türkan Şoray'ın en az 500 tane filmi vardır. Yani bu ne demek? Yoldan geçen herkes mutlaka Türkan Şoray'ın bir filminde gözükmüştür. Hadi yaz. 4 tane de yabancı dil biliyorum. 4 mü? Sen 4 tane yabancı dil mi biliyorsun? Yes, ayrıca vıy. Tamam, inandın mı? Allah Allah. Yaz. İleri derecede keman ve piyano. Sen onları ileri derecede ne yapacaksın teyze? Kaynatacak mısın? Ay sana ne? Sen yaz gönder, var bir bildiğimiz herhalde. Bilmediğin şey yok ki. 4 tane yabancı dil, 2 tane enstrüman, 7 tane bilgisayar programı, tekvando, satranç. Sen sahiden satranç biliyor musun teyze? Tabii ki biliyorum. Satranç şu şey değil mi? Hani at var, fil var. Başka neler var peki? Bak Yeşim, bir soru daha sorarsan tekvando bilip bilmediğimi yakından öğreneceksin ha. Ya hadi yaz şunu, yolla gitsin. Aa. İyi, sen bilirsin. Ha, geldiniz mi? Gelin bakayım, oturun şöyle. Evet, şimdi sizinle çok eğitici ve çok öğretici bir oyun oynayacağız. Yani istiyorum ki oyun oynarken hem eğlenin hem öğrenin. Saklambaç. Saklambaç, haydi yan kaleye bombeksin. Teyze, saklambaç bize ne öğretecek? Coğrafya tatlım, coğrafya. 5 yönü öğretecek size. Sağım, solum, önüm, arkam, sobe. Allah Allah. Hadi bakalım, hepinizi kaleye mum dikmiş sayıyorum. Toplanın bakayım şöyle. Aa, portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Dum dum dum. Ben dolaş burada durdum, burada durdum, yaraldım. Nedir bu daldaki darım? Aa, 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 aa. Ay, ay bu sabaha kadar bitmez böyle. Oo, nereye kadar? Tamam Aslı hadi, sen ebesin, git 100'e kadar say. Yeşim. Sen de şunu hemen yolla, ondan sonra sakla. Teyze bu bitmez ki, nasıl saklanacağım? Teyze! Çok konuşma, nerede olduğun belli olur. Of ya, geçmedi şu 2 gün. Askerlerin neden gün saydığını şimdi anlıyorum. Yok, önce buraya bakarlar. Ama yok, sonra da buraya bakarlar. Belalı baldız ya, belalı baldız, bizim belalı baldız. Ay aman neyse ki bizim ağacın dalları biraz uzamış da ben de aşağıya yumuşak iniş yaptım. Ama yani şu parmağım bir acıdı, bir acıdı. O anda dünyam başıma yıkıldı sanki. Ay bir de bunu böyle sardılar. Görüyor musun ne kadar çirkin oldu. Allah düşmanımın başına vermesin inşallah. Sen anlat biraz da, sen nasıl düştün buraya? Ama bak, eğer konuşmak istemiyorsan bana bunu açık açık söyleyebilirsin.
Ben anlayışlı biriyimdir yani. Ama zaten ben de konuşmak istemiyorum. Şu televizyonu açayım bari. Rahatsız olmazsın değil mi? Tamam tatlım. Ay tamam, bakıyoruz işte güzel bir şey var mı, dur. Ay bu televizyonlarda da hiçbir şey yok. Ay zaten senin sesin de pek iyi gelmiyor. Ha iyi misin? Ne oldu kız? Ay tamam be, banyoya gidiyorum ben. Bu da. Ay Faruk. Faruk durum çocukların anlattığından çok daha ciddi galiba. Faruk bizim yüzümüzden oldu bunlar. Eğer Arzu'ya bizimle birlikte İstanbul'a gelmesi için izin vermiş olsaydık o da camdan atlamayacaktı. Dur bakalım, dur. Ve hemen kapı koyverme. Dur bakalım, hele bir anlayıp dinleyelim ne olmuş, ne bitmiş. Dilek, bak sakın zırlamaya kalkma. Bak kızın moralini bozarsın sonra. Arzu, iyi gördüm seni kardeşim. Yüzüne renk gelmiş. Ya, vallahi yani Arzu, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kaza sana yaramış. Yani eskiden daha güzel görünüyorsun. Niye öyle bakıyorsun bana? Yani sen yüzüne renk gelmiş derken ben sana öyle bakmıyordum. Allah Allah. Çok garip ya. Nesi garip Faruk? Ya sen, ben ve Arzu neredeyse bir dakikadır buradayız, birlikteyiz ama Arzu'nun hiç sesi çıkmadı. Pes Faruk. Bazen çok acımasız olabiliyorsun. Nasıl sesi çıksın kızım? Şu hale bak, ikinci Ramses gibi yatıyor. Oho. Sen bunu yeni mi fark ediyorsun? O aylardır böyle krallar gibi yaşıyor bizim evde. İkinci Ramses'ten tek farkı üstüne üstlük bu kredi kartı da kullanıyor. Gerçekten çok acımasız olabiliyorsun bazen Faruk. Piramit de ister bu şimdi. Faruk, böyle konuşacaksan lütfen dışarı çık. Tamam, tamam şey. Hani ortalık biraz gergin de yatıştırayım diye espri yapmak istedim ama. Neyse. Faruk. Bu şey, bu, ya bu çok şey, bu floresan, bu floresanlar çok şey, insanın gözünü alıyor vallahi şey. Mendil var mı, mendil? Aa, sen ağlıyor musun? Yok canım, nereden çıkardı şimdi ağladığımı? Gözümün şey, camı buğulanmıştı onu silmek için. Bizim yüzümüzden oldu işte bunlar Faruk. Al işte, bir daha yüzünü görmek istemiyorum dedim, bak ne hale geldi kız. Ya Arzu, sen ablamın kusuruna bakma. Şey, İstanbul'da kaldığımız otelin penceresi boğaza bakmıyor diye biraz üzüldü de o yüzden. Arzu, şu anda beni işitip işitmediğini bilmiyorum ama sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Yıllardır hep böyle karşımda durup hiçbir şey söylemediğini hayal etmiştim. Sonunda bu hayalim gerçek oldu. Şu anda karşımdasın. Konuşmuyorsun. Neyse, bu beni çok üzüyor. Bak, eğer geçen gün söylediklerimle seni kırdıysam özür dilerim. İçimde asla bir kırgınlık, bir kızgınlık yoktu. Belki bir iki defa. Ya da 3-5. Ya bilemedin 30-40. Yok. Yok, bir sayı vermesem daha iyi. Zaten sayılabilecek bir miktar değil. Tamam. Ben içimi döktüm, rahatladım.
Şimdi müsaadenle ben gideyim. Ha? Bak, bana söylemek istediğin, benden istediğin bir şey var. Ha? Ha? Emin misin? İpek, sen bilirsin. Ya ne olur iyileş Arzu. Sadece kendin için değil, Dilek'le benim için de. Hani özellikle benim için. Sana söylemek istediğim son bir şey daha var. Bunu yalnızca Dilek'e söylemiştim daha önce. Bak ben... geçen gün de... sana senin yüzünü bir daha görmek istemiyorum demiştim ya. Biliyorsun gerçek değildi bu. Çünkü sen... sen benim bir tanecik baldızımsın. Sen benim başımın belasısın. Belalı baldızımsın sen benim. Şey bu... bu hastanenin floresanları da bir tuhaf. Gözümü alıp duruyor. Ay gittim bir yüzümü yıkadım geldim. İyi geldi. Sen ne yaptın bu arada? İyi, iyi etmişsin. Biliyorum, biliyorum. Çok zor. Ama ne olur bizi bırakma. Az ne oldu? Ne oldu Seyzen? Pardon. Ben bu hastaneyi beğenmedim be Arzu. Çıkaracağım ben seni buradan. Daha doğru düzgün bir hastaneye götüreceğim. Pek lavabali ha buradaki doktorlar. Aa kardeşimin durumu nasıl diye bilgi almaya çalışıyor. Bir şey yok. Yarına çıkar diye gevrek gevrek gülüyorlar suratıma. Aslında güçlü sargılar içinde yatan sen değilsin de bir başkası. Ya ben de öyle dedim. Şunlar da pek sıkıcı bir Arzu. Ay fenalık geçiriyorsun. Dur sen bunların içinde. Yazık sana. Aa dur sana televizyonu açayım. Azıcık oyalan. Bak görüyorsun değil mi hainleri? Gel şu televizyonu açalım da kızcağız da biraz oyalansın dememişler. Alt tarafı iki tane tuşa basacaklar ya. Niye çalışmıyor? Ben dünyada gelmem bu hastaneye. Aa! Yol televizyonları bile çalışmıyor. Arzucuğum kusura bakma ama çok sıkıldım uğraşamayacağım şimdi. Şunda çalışmıyor gördüğün gibi. Hayatım. Ben seni tanırım. Sen güçlü kızsındır. Eminim ki bunu da atlatacaksın. Biliyorum hayatım. Abla! Bak gördün mü ablanın elini? Ay şimdiden konuşmaya başladım bile. Ay abla ben buradayım. Biliyorum hayatım. Biliyorum oradasın. Hiç merak etme. Ben de hep senin yanında olacağım. Başucunda olacağım. İyileştireceğim seni. Abla buradayım, buradayım. Şişt. Ah ne haber Arzu? Sen... sen? Sen misin? Evet, ben benim. Sen hani pencereden düşmüştün? Ya tamam düştüm ama ben yumuşak iniş yaptım. Çocuklar telaşlanmışlar, sizi aramışlar, ambulans çağırmışlar falan. Yoksa ben iyiyim yani. İyisin de madem o zaman niye orana buna sargılar sarıp benim yüreğimi ağzıma getiriyorsun? Ay abla o ben değilim diyorum, of. Kim peki bu? Şule Hanım. Aşk olsun Şule Hanım. Neden o zaman Arzu'yum diye beni kandırıp yüreğimi ağzıma getiriyorsunuz? Şule Hanım geçmiş olsun. Nedir? Nedir? Estetik estetik boşver. Geçmiş olsun. Vah vah vah. Sanki bunun eski hali daha iyiydi be. Ay Arzu. Ay. Ay o kadar çok korktum ki sana anlatamam. Ben yolda nasıl geldim bilmiyorum. Yüreğim ağzıma geldi. Sana bir şey oldu zannettim. Çok korktum gerçekten. İyisin ya şimdi. Dur bir gidip eniştene de haber vereyim. O da çok endişelendi. Yok yok. Enişteme haber verme. Neden? Çünkü enişten benim durumumun çok ağır olduğunu sanıp bana çok güzel şeyler söyledi. Şimdi gidip söyleme de utanmasın. Nasıl açıklayacağım o zaman eniştene senin bu ani iyileşmeni? Ona de ki sen içerideyken ona çok güzel şeyler söylemişsin. O da hemen iyileşmiş. Tamam mı? Senin değerini anlamıştı. Aile ne demek onun değerini çok iyi anlamıştı. Abla,
Ben sizin değerinizi anladım ve bundan sonra karşınızda bambaşka bir Arzu göreceksiniz. Rıfan, sustursana şunu. Ay, günaydın benim biricik eniştem. Ne diyorsun Faruk? Günaydın ablacığım. Günaydın enişteciğim. Sizi çok özledim. Ve saatin sesini duyar duymaz hemen yataktan fırladım geldim. Kuzu sen gece kucağında akordiyonla mı yatıyorsun? Nereden bildin ablacığım? Gece uyumadım size bu besteyi yaptım. Keşke zahmet etmeseydin Arzu. Uyusaydın. Senin gecen mahvolmazdı. Bizim gündüzümüz. Size kahvaltı hazırlıyorum ve hemen aşağıda bekliyorum. Fahim sen bunu hastanede ne dedin? Kepekli ekmek mi alayım, kepeksiz ekmek mi? Kepekli. Dilek. Sen kalkmıyor musun? Ay uyuyacağım ben daha. Kızarmış mı olsun taze be? Kızarmış. Ne oldu? Hani uyuyacağım daha demiştin. O sen Arzu'ya evde elektrikli bir alet çalıştırmasını söylemeden önceydi Faruk. Bundan sonra kahvaltıları ben hazırlayacağım. Ama neden hepiniz çay yerine süt içiyorsunuz? Bunu anlayamadım vallahi. Yani her sabah çay, her sabah çay. Sıkıcı oluyor tabii. Bir değişiklik olsun dedik. Ha, tamam o zaman. O zaman bundan sonra bir gün çay, bir gün süt içeriz. Yok yok, alışmışken biz sütü değiştirmeyelim. Şimdi kahvaltıya başlamadan önce beni dinleyin. Ay merak etmeyin, akordeon çalmayacağım. Canım ablacığım, saygıdeğer enişteciğim, sevgili yeğenlerim ve saygıdeğer konuklar. Evet, geçenlerde penceremin oradaki ağacın dalındaki küçücük mini minnacık kedi yavrusunu kurtarmaya çalışırken verdiğim mücadelenin sonucunda yaşadıklarımdan sonra anladım ki benim ailem sizsiniz. Ve bundan sonra sizlere faydalı bir insan olmak için devamlı çalışacağım. Devamlı. Burada mesela çocuklar alkış falan yapabilirler. Teşekkürler, teşekkürler. Sizleri çok seviyorum, çok. Ve sizlere layık olmak için, bu yuvadan biri olmak için her şeyi yapacağım. Sizi seviyorum. Ablacığım, eğer beni arıyorlarsa şu anda ailemle birlikte kahvaltı ediyorum. Kim dediniz? Yönetmen Asaf Bey. Kusura bakmayın, sizinle görüşemez, ailesiyle kahvaltı ediyor. Hayır, bitti bitti, benim kahvaltım bitti. Pardon, ne demiştiniz? Ha, bir film projesi. Yarın. Yarın buraya geliyorsunuz. Ha, beni görmek için. Tamam, dört gözle bekliyorum. Ay, abla. Yarın yönetmen Asaf Bey buraya geliyor. Bu yönetmen çok önemli bir yönetmen. Herkes bunun filminde oynamak için kuyruğa girmiş bekliyor. O zaman sen çok şanslısın Arzucuğum. Çünkü bu Asaf Bey'in yapacağı işte dizi film neyse onda oynamak için kuyruğa girenlerin arasında o role uygun tek kişi senmişsin. Ya nihayet biri benim değerimi anladı. Türümün tek örneği olduğumu. Gerçekten öylesin. Gerçekten öylesin. Yani uluslararası bir ajan rolüymüş bu. Tabii dört dil bilen, 7 ayrı bilgisayar programı kullanabilen, ayrıca tekvandocu. Ha bir de piyanist olduğu için de bu ajan uluslararası arenada hiç dikkat çekmiyormuş. Ama bu piyano meselesini senin için başka bir şey çevirebilirlermiş. Oh be, oradan yırttık. Keman. Arzu, tebrik ederim.
Bana kalırsa sen şimdiden çalışmaya başlayabilirsin. Buyur. İlk şarkında şu olsun. Daha dün ablamızın çaylarını koyarken, benim yuvam burası diye atıp tutarken. Kim o? Gir. Abla, var mı iyi bir haber? Bilmiyorum Arzucuğum, ben sadece resimlerine bakıyorum. Sana fon müziği yapayım mı? Abla, niye böyle yapıyorsun? Bu benim hayatımın fırsatı olabilir. Niye anlamak istemiyorsun? Anlayamıyorum galiba Arzu. Ama tabii sen bir de 4 ayrı dilde ve elinde akordiyonla ya da en iyisi keman konçertosu eşliğinde söylersen, bir yandan da elinde kolunla kafanla 8-10 tane tuğla kırarsan belki anlayabilirim. Arzu, sana bir şey soracağım. Sen gerçekten ne istiyorsun? Kahvaltıda söylediğin gibi bizimle birlikte olmak mı istiyorsun? Yoksa İstanbul'a gidip yeniden kameraların karşısına geçmek mi istiyorsun? Bence sen önce bir buna karar ver. Çocuklar, börek hazır. Kestik. Bravo Arzu, bravo, bravo. Ne kadar doğal bir şekilde çocuklar börek hazır dediniz. İşte oyunculuk bu. Olsun o kadar yönetmenim. Tam bir yıldır bu evde ablam, eniştem ve yeğenlerimle beraber yaşıyorum. Tecrübemi oyunculuğuma yansıtıyorum yani. Bravo Arzu, bravo, bravo. Arzu. Ne? Nasıldı? Şimdi hangi sahneyi çekiyoruz? Tamam Arzu, tamam. Ben cevabımı aldım. Yok abla, yani... Tamam Arzucuğum, ben anlayacağımı anladım. Hem ben seni suçlamıyorum ki zaten. Haklısın sen de kameraların önüne geçmek istemekte. Zaten rol dediğin kaçabilir ama abla dediğin burada oturur, seni bekler, hiçbir yere gitmez. İstediğin zaman gelebilirsin. Canım. Tamam Arzucuğum. Arzucuğum tamam. Tamam canım. Tamam. Arzu yeter, çok sıkıntı. Arzu yeter. Arzu tamam, kestik. Çok iyi oynadın. Gerçekten çok mu iyi oynadım? Şimdiki sahnene. Arzu kapıdan koşarak çıkar. Motor! Evet. Şimdi yarın yönetmen Asaf Bey gelecek ya. Ondan o rolü almam için bir takım çalışmalar yapmam lazım. O yüzden sizi asistanlarım olarak seçtim. İlk dersimiz tekvando. Önce şunu giyelim. Evet. Kırmızı kuşağımızı da takalım. Hazır mısınız? Çok güzel. Bu dersi başarıyla bitirdikten sonra 7 bilgisayar programı dersine geçebiliriz. Ben zaten 2 tanesini biliyorum. Hangilerini biliyorsun? 4 ve Excel'i mi? Yok, hayır. Bir tane fal programı var ya. Soliter. Bir de mayın tarlası. O ikisini biliyorum. Ne oldu Arzu? Demin niye öyle bağırdın? Şey oldu abla. Şey geldi. Fare var! Nerede? Defanın üstünde. Nerede? Kalebenin orada. Ay tamam be. Ay fare mare yok. Ne o zaman fare var deyip benim yüreğimi ağzıma getiriyorsun. Ben senin için tak attım odalardan geldim bağırıyorsun diye. Niye bağırdın o zaman öyle? Hani yarın yönetmen Asaf Bey gelecek ya, ben sesimi açıyordum. Ama senin sesin bir senedir hiç kısıldı mı? Ayrıca tek sorunun da ses açmak olsa. Hani 4 dil bilme, 7 bilgisayar programı, keman, piyano filan, onlar ne olacak? Çalıştık herhalde, çalışmalara başladık. Şimdi ben diyorum ki yarın yönetmen bey gelene kadar şöyle bir ortaya karışık yaparım, durumu kurtaracak kadar. Sonra nasılsa 2 ay var, 2 ayda piyano, keman, tekvando, 4 yabancı dili öğrenirim. 2 ay. Arzu o zaman sen hazır hızını almışken 2 ay daha çalış.
Ay'a giden ilk Türk astronot ol. Manyak mısın sen? İki ayda hangi birini öğreneceksin bu saydıklarının? Hepsini ablacığım, hepsini. Hem zaten bak tekvandoyu öğrendim bile. Hoba! Hem yönetmen ne yaptıracak bana yarın? 8 tane tuğla koydurup onları mı kır diyecek? Ne yapacak yani? Bir tane İngiliz, bir tane Fransız, bir tane Japon, bir tane de Las koyup onlarla mı konuş diyecek? Hem çok sıkışırsam eğer, biliyordum, kullanmaya unutmuşum derim. Peki, piyano ve keman konusunu ne yapmayı düşünüyorsun? Ay onlar en kolayları. Piyano böyle basıyorsun oluyor. Keman da böyle yayla sanki kesiyormuş gibi yapıyorsun oluyor. Hem ayrıca yarına kadar o konularda da kendimi geliştirmeyi düşünüyorum. Nasıl? İşte geldik. Gördüğün gibi ben de yok, yok Arzoş. Bakalım. Bunlar ne? Diloş Hanım, ya bizim de kendi çapımızda kurduğumuz bir müzik grubumuz var arkadaşlarla. Ha, dur bir tahmin edeyim. Ork'ta Donald Duck, keman'da Mickey Mouse, sen gitar'da ve vokalde Scooby-Doo. Susun susun, vallahi haberleri olmadan aldım. Yarına kadar götürmezsem dağıtırlar ortalığı. Ama Arzuş'umun bu rolü alması için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Yani yeter ki sen bu rolü al. Eşyalarını topla, İstanbul'a git. Bir daha da asla gelme. Siz de bir tek benim ablam olun, bana kalın canım ablam. ne duruyorsun? Başlasana çalışmaya. Ben başladım Ajdan çalışmaya. Aferin. Ne öğrendin? Tekvandoyla başladım. Öncelikle çok nazik bir spor. Karşındakine, rakibine bakıyorsun, önce gülümsüyorsun. Ondan sonra böyle eğilip selam veriyorsun. Ondan sonra böyle bacaklarının arasına bir tane geçiriyorsun. Sonra kafasını tutup oraya buraya savuruyorsun. Arkına böyle eğilip büküyorsun. Ondan sonra onun tepsisine çıkıp tepiniyorsun. Sen kimin ablası abla diyorsun diye. Arzu bırak kızı. Bırak dedim sana. Ya abla. Söyler misin sen kimin ablasısın? Çocuk musun sen? Kalk ayağa bakayım. Tabii ki senin ablanım. Gördün mü? Şimdi derhal özür diliyorsun Ajdan'dan. Çabuk. Özür dilerim. Hadi bu seferlik affediyorum seni. Yarın yolcusun diye. Baldız ah belalı baldız bizim belalı baldız. Ne haber çocuklar? Ya ne oluyor yukarıda? Aslı. Hoş geldin baba. Hoş geldin baba. Ay çok kolaymış ya. Abla bak, 10 parmağım çalabiliyorum. Görüyorum Arzucuğum. 10 parmağında 10 marifet var derler ya, aynen öylesin. Hatta 10 parmağında 14. Bu yakında 25'e de çıkar. Arzu, bak bir şey söylemeyeyim dedim. Kendi kendine fark et istedim ama maalesef olmuyor. Delirtme beni canım, ne bu saçmalık? Neresi saçmalık abla? Görmüyor musun şu sürati? Görüyorum Arzu, görüyorum. Daha fenası duyuyorum. Saçmalamasana sen. Bir günde piyano çalmak öğrenilir mi? Ay niye öğrenilmesin abla? Allah Allah. Şimdi zaten toplam 7 tane nota yok mu? Evet. Tamam. Ben her saat 1 nota öğrensem, yani gece yarısına kadar piyano çalmayı öğrenmiş olurum. Ondan sonra da kemana geçerim. Ha, o zaman hiç keman çalışmana gerek yok. Nasılsa notaları aynı. Arzu manyak mısın sen? Ya abla benim bu rolü kaçırmamam lazım. Sen bu rolü kaçırmayacaksın diye ben kaçıracağım ama Arzu. Ben tamam anlayışlı davranmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Ama oynayabileceğin rol var. Oynayamayacağın rol var.
Ama oynayabileceğim rolü kaçırmak var, bir de kaçırmamak var. Ve ben bu rolü kaçırmak istemiyorum. Gir. Arsucuğum. Efendim? Bir tanecik baldızım, nasılsın? İyi. Ay bu eller. Ha, bu çok güzel eller. Bu tapılası eller. Böyle orgun tuşları üzerinde dolaşıp da evimize neşeli nameler saçan bu eller. Ya bu eller zarar görmesin Arzu. Bu eller yorulmasın. Ha? Sağ ol enişte. Bu yüzden de sen bu ellerini böyle uzunca bir süre dinlendiriversen diyorum. Olmaz enişte, benim yarına kadar kemanla piyanoyu öğrenmem lazım. Ne? Yani sen şimdi bu zımbırtıyı yarın sabaha kadar çalmaya devam mı edeceksin? Ne yapayım enişte, mecburum yani. O zaman sevgili baldızım, sana olan sevgim ve saygım gereği ve de ailemizin huzurunu temin etmek maksadıyla ben bu org denilen zımbırtıyı paramparça... Bir dur, ne olur, o bizim değil, emanet o. Emanet mi? Kimin? Bu org Donald Duck'ın, şuradaki kemanda Scooby-Doo'nun. Ben mi? Aman be! Ay kafamı bıraktım ben de. Üf, Ajda'nın işte bunlar. İşte bu kulaklar da benim. Ve nihayet bir müzik. Kim geldi ki? Komşuların böyle ihbarı üzerine belediyeden geldiler. Belediyeden? Kimler? Böyle müzik aletleri itlaf ekibi. O kadar da kötü değilimdir herhalde. O kadar kötü Arzu. O kadar, yani tam o kadar. Çocuklar, duymuyor musunuz? Kapı çalıyor, niye açmıyorsunuz? Buyurun. Dayanamadım azizim, dayanamadım, hemen atlayıp geldim. Allah, ne yettiniz de böyle dayanamayıp atlayıp geldiniz? Biz de bu adam nasıl dayanıyor da atlayıp gelmiyor diye merak edip duruyorduk. Bana bak. Kimsin sen? Asaf Kundera. Ünlü yönetmen. Asaf Kundera mı? Arzu Hanım nerede? Hemen onunla görüşmek, anlaşmak, sözleşme imzalamak ve mümkünse hemen arabaya atıp İstanbul'a gitmek istiyorum. Siz bana söyleyin. Ben onun menajeriyim. Nasıl menajerisiniz? Genel menajeriyim. Buyurun oturun. Yok efendim, yok. Benim vaktim yok. Ben meşgul bir adamım. Hemen Arzu Hanım'la görüşüp... Bana bak. Eğer iki gün önce gelmiş olsaydınız, şu anda Arzu Hanım'la birlikte İstanbul yolunda olacaktınız. Ama ne yazık ki şimdi değil. Şimdi eğer Arzu Hanım'ı İstanbul'a götürecekseniz önce beni ikna etmeniz lazım. Kimsiniz? Necisiniz? Kimlerdensiniz? Ne iş yaparsınız? Jipiniz falan var mı? Yani Arzu'ya setlerde nasıl davranacaksınız? Eğer eskisi gibi davranılacaksa hayat sigortanız var mı? Şimdi siz bunları düşüne durun. Ben Arzu'ya haber verip geliyorum. Herkes bir garip. Abla, bu yeni dizide oynarsam eğer Melekler Konağı'ndan 5 misli daha ünlü olabilirim. Çünkü bu dizinin bazı bölümleri Amerika'da çekilecekmiş. Sharon Stone oynayacakmış kötü kadını da. Hem de öyle bazı dizilerdeki gibi böyle öpüşmüyormuşuz. O benim ayaklarıma kapanıp eteklerimden öpüyormuş. Ne forslu dizi, düşünsene. Arzucuğum dur, daha ortada fol yok, yumurta yok, senaryo yok. Üstelik sende olmayan 4 yabancı dil ve 7 bilgisayar programını saymıyorum bile. Abla, dublaj diye bir şey var herhalde. Ha oldu. Sen konuşamıyorsun ama 4 ayrı dilde dudak oynatabiliyorsun. Kimmiş ya? Asaf Kundera. O ne, seyyar ayakkabıcı mı? Hayır, bu şey Kundera. Ha? Hani o yönetmen vardı ya, biraz önce söylediğim, ay işte o gelmiş. Ya abla bak, beni lafa tuttun, yarın oldu. Hadi, adam dayanamamış, fırlamış gelmiş. Aşağıda seni bekliyor. Allah, yönetmen gelmiş. Ben şu tekvando kıyafetimi giyeyim de öyle gideyim yanına. Ha? Ay, kemanla piyanoyu da mı alsaydım acaba? İzin verecek miyiz gitmesine?
Ay yani abla, enişteme sorulan en saçma soruyu soruyorsun. Eniştem şimdi bavulu toplamaya başlamıştır bile. Asaf denen adamı gözüm hiç tutmadı Dilek. Ben baldızımı böyle bilmediğim etmediğim adama emanet etmem. Ya onu koruyacağım diye bu kadar sevdiği bir işi yapmasına da mani olmak istemiyorum. Görmedin mi kapıdan çıkarkenki halini? İçim acıdı vallahi. Ha onun yeri burası değil Dilek. Kameraların önü. Biliyorum Faruk, biliyorum. O yüzden de gitmesini hiç istemiyorum ama tutuyorum dilimi, hiç de bir şey diyemiyorum. Ya hatırlıyor musun? O hastanede kaldığı gece ev ne kadar sessiz olmuştu. Ya. Arzu gelmeden önce biz o kadar sessiz miydik? Öyleydik ama farkına varmıyorduk. Ama şimdi o toptan gidince... Ben kardeşimin gitmesini istemiyorum. Söyle ona gitmesin. Yapamam ama çok bencilce olur bu. Yapamam Faruk. Ya Dilek, bak eğer giderse sen hiç merak etme. Ben ona hiç fark ettirmeden göz kulak olurum. Yani onu üzmelerine, ona haksızlık etmelerine asla izin vermem. Baktım ki ters bir şeyler oluyor. Tutar kolundan getiririm buraya. Yani ister ork çalsın, ister keman. Ne yapalım? Biz de böyle kulaklık takarız. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Bir şey söyleyeceğim sana. Hiçbir şey söylemeyelim şimdi ama, tamam mı? Çünkü eğer ben ona bir şey söylersem ve o yüzden kalırsa, ben o diziyi seyrettikçe vicdan azabından ölürüm. Eğer söylersem de giderse de bu sefer çok üzülürüm, kahrolurum. Onun için hiçbir şey belli etmeyeyim, tamam mı? Tamam, tamam. Hadi gidelim. Arzu? Abla, ben şey, kemanla piyanoyu alacaktım. Ne oldu? Adam rolü vermekten vazgeçti de işkence yapıp mı rolü alacaksın? Yani Faruk, şurada bana iki saattir söylediğin şeylere bak. Kızı gördüğün zaman hemen laf sokuyorsun. Hayret yani. Racon diye bir şey var Dilekciğim, racon. İşte starım. Arzucuğum, seni gördüğüme nasıl sevindim anlatamam. Senin o özgeçmişin elime geçer geçmez atladım ve geldim. Zaten konu seni olunca hemen iki elim kan dolsa atlar gelirim. Kalp kalbe karşıdır. Ben de bir elimde kemanım, bir elimde orkum, koştura koştura geldim. İşte starım da aradığım bize anlayışı bu. Sevgili Arzu. Hadi bakalım. Hemen imzayı çak bu sözleşmeye, basıp gidelim bu ucube yerden. Zaten senin ne işin var ki böyle bir yerde? Senin gibi dört dil bilen, uluslararası bir müzisyenin burada işi olamaz. Ben gerçekten bu filmde oynamayı çok istiyorum. Çok güzel. Tamam. Bak sen bu rolü oynadığın zaman var ya, Sheryl Stone mini eteğini öpecek senin. Ne eteğini ne? Yani Sheryl Stone benim eteğimi öpmüş, ben onun gıdısını öpmüşüm. Bunlar umurumda bile değil. Ben bu rolü çok istiyorum ve bunu ne kadar çok istediğimi size göstermek istiyorum. Gerek yok. Yok yok, göstereceğim. Ve öncelikle keman çalmak istiyorum. İyi, çal o zaman. Kemancı, başımın tacı. Evet, kemanı bitirdikten sonra şimdi ork çalmak istiyorum. Evet. Bunu da bitirdikten sonra şimdi İngilizcemin ne kadar iyi olduğunu göstermek istiyorum. Bana İngilizce bir şeyler sorun. Sorun sorun, İngilizce bir şeyler sorun. What is your name? Yes, it is a pencil. Şimdi de size çok iyi tekvando bildiğimi göstermek istiyorum. Aman aman, şimdi bilmediğini göstereyim derken kafanı falan kırma ha. Evet. Yani açıkçası ben tekvandonun T'sini bile bilmiyorum. Anlayın işte bu rolü ne kadar çok istediğimi. Sırf bu rolü bu kadar çok istediğim için size bir sürü yalan söyledim. Özür dilerim. Ah gitti güzelim rol. Ablacığım, hiç numara yapma. Yukarıda ne konuştuğunuzu duydum. Ben seni hiç bırakır mıyım? Seni asla bırakmayacağım. Canım kardeşim benim. Canım ablacığım benim. Hay Allah.
Ya yine kurtulamadık. Hadi hadi şimdi numara yapma. Her şeyi duymuş işte. Boşu boşuna racon kesme. Canım enişteciğim. Ben hiç seni bırakıp gider miyim? Ya öyle aval aval bakarsınız kulaklıkları çıkarıp da ne oluyor diye sormazsanız. Ne oldu anne? Boş verin şimdi. Gelin sarılın teyzenize, sonra anlatacağım ben size. Koşun koşun, çok çabuk koşun. Canlarım benim. Muhteşem. Muhteşem. Ben bunca senedir yönetmenim böyle bir sahne görmedim. Bu nasıl bir sinerji? Bu nasıl bir pozitif enerji? İnanılmaz. Bu nasıl sıcak replikler? Pozitif enerji veriyorsunuz Arzu. Arzu, sizi böyle gördüm ya. Sizi böyle gördüm ya, gözümün önünden büyük bir perde kalktı. Ya bırakalım biz bu vurdalı, kırdılı, ajanlı maşanlı işleri. Biz özümüze dönelim. Olayımız aile. Arzu, sizi böyle görünce aklıma ne geldi biliyor musun? Seninle müthiş bir aile dizisi çekmeliyiz. Evet, sitcom tadında bir aile dizisi. Sitcom mu? Evet, hemen çalışmalara başlamalıyız Arzu. Bırakalım piyanoymuş, kemanmış, ne bileyim, tekvandoymuş. Ben senin bu halini istiyorum. Abla. Hadi Arzu. Hadi düşünecek ne var bunda? Ha? Sen değil miydin bir şans daha istiyorum diyen? Hadi akıllı ol biraz. Abla. Arzu yapma bunu. Hadi yıllardır tekrar ekranlara dönmek istiyorum diyen sen değil miydin? Abla. Ben bir şey diyemem Arzu. Kendi kararını kendin vereceksin. İyi de ben sizden ayrılmak istemiyorum. Ayrılma o zaman. Yani ablan öyle düşünüyor. Bu fırsatı da kaçırmak istemiyorum. Sen bilirsin. Ama şunu bil ki hangi kararı verirsen ver yanında olacağız. Söz mü? Söz. Enişte. Söz mü? Söz. Kararımı verdim. Bir planım var. Çocuklar börek hazır, hadi sofraya. Çocuklar durun, geri çekilin. Ay ablacığım merak etme, hiçbir yeri yakmadım. Börekler dışında. Evet. İyi haber, ev yerinde duruyor. Kötü haber, Arzu'da. Kestik. Bravo, bravo Arzu, bravo. Sizlere de bravo. O kadar doğal oynadınız ki inanamıyorum. Gerçekten. İşte oyunculuk bu. Ben biraz böyle şey oldum. Yok, ama sen güzel yapıyorsun. Harikaydınız, harika. Yani yönetmenim, ben bir yıldır onlarla birlikte yaşıyorum. Sinerji bunun adı, sinerji. Maksimum seviyede yani. Evet. Arzu, senin sözünü dinleyip gerçek aileni bu dizide oynatmakla çok iyi bir iş yaptık. Hiç öyle bakma Hak. Sen de söz vermiştin. Şimdi ben diyorum ki bu dizinin adı Belalı Baldız olsun. He? Uyar mı? Hem de nasıl? Gidesim yok.
dudak oynatabiliyorsun. Kimmiş gene? Milan... Kimmiş? Asaf Kundura. Seyyar Kundura mı? Yok. Hayır. Seyyar ayakkabıcı. Seyyar Kundura mı dedim. Anlattığından çok daha ciddi galiba. Dur bakalım, dur. Ya dur, hemen kapıp koyverme kendini. Bizim yüzümüzden oldu Faruk. Bunlar bizim yüzümüzden oldu. Eğer bu kızın İstanbul'a gelmesine izin verseydik... lafımı bir bıraksana söyleyeyim. Abla, o ben değilim. Bu kim peki? Şule Hanım o. Şule Hanım aşk olsun yani. İki saattir niye Arzu'yum diyerek benim ağzımı burnuma getiriyorsunuz? Ağzını, yüreğimi ağzını. Ölmek istemiyorum, yeter. Aslı, uyan. Ay, tam zamanında geldin Yeşim. Hayatımın en kötü kabusunu görüyordum. Teyzem o yaptığı kurabiyeden bir tane daha... Tamam, gönlünü aldın. Hadi gidiyoruz. Ay, Faruk. Ya Dilekçim, hadi gidelim. Arabaya bir binelim hayırlısıyla. Enişte. O zaman düşünürüz. Hele bir hayırlısıyla arabaya binelim. O zaman düşünürüz. Yani yolda giderken Arzu'yu yanımıza alıp almayacağımızı. Enişte. Arzu, bırak beni. Duygu sömürüsü yapmaya kalkma. Enişte, ben vallahi duygu sömürüsü yapmıyorum. Siz gidin. Benim için hiç sorun değil. Hayır yani siz madem gidiyorsunuz hani beni de götürmüyorsunuz. Ben sadece bir şey söyleyecektim. Ya hayır dedim sana. Hayır. Ay bırak bir söylesin Faruk. Efendim söyleyecektim öyle. Söyleyecektim ama. Bırak bir söylesin Faruk. Yarın yönetmen Asaf Bey buraya geliyor. Bu yönetmen çok önemli bir yönetmen. Herkes bunun filminde oynamak için kuyruğa girmiş bekliyor. Ama sen çok şanslısın adacığım. Canım kardeşim benim. Canım ablacığım benim. Hay Allah. Ya yine kurtulamadık. Hadi Faruk hadi. Hadi numara yapma. Her şeyi duymuş işte. Boşu boşuna ayar çekme. Ayar çekme. Bizim belalı baldız. Tatlı da olsa arada dirdir eder hep başımda. Belalıdır bizim baldız. Ün, şöhret, para kalmış aklı orada. Moda, makyaj, sinema, baldız kalmış orada. Baldız. Belalı baldız. Ah belalı baldız. Bizim belalı baldız. Tatlı da olsa arada dirdir eder hep başımda. Belalıdır bizim baldız. Belalı baldız. Ah belalı baldız. Bizim belalı baldız. Tatlı da olsa arada dirdir eder hep başımda. Belalıdır bizim baldız. Sinema, baldız kalmış orada. Baldız. Belalı baldız. Ah belalı baldız. Bizim belalı baldız. Tatlı da olsa arada dirdir eder hep başım.